Egemen TV'nin değerli izleyenleri, son günlerde sürekli dolar çıktı mı, indi mi? Bir taraftan euro ne oldu? Bir taraftan enerji krizi, savaş var mı, yok mu? Ekonomi ne alemde? Ne oluyor ekonomiye? İşte ekonomiye ne oluyor? Ben analizde en doğru soruyu kime sorabilirim? Sayın Osman Aydınlı'ya. Çünkü dünyanın dört bir yanına, Amerika ve Avrupa'ya ürünler satıyor. İşte arkamızda gördüğünüz tekstil ürünleri, mermer. Sayın Osman Aydınlı, dünyada ne oluyor? Vallahi dünya son 10 seneden beri veyahut da biraz daha eskide diyebiliriz bir değişim halinde. Çünkü dünyada biz kaynakları çok hor kullandık bugüne kadar. Evet. Kaynaklar tükenmiş. Kaynaklar derken? Evet. Kaynaklar suyu, her şey kaynaktır. Evet. Sudur, suyu, güneştir, enerjidir. Her şey çevresel faktörlerin hepsi kaynaktır. Petroldür. Evet. Her şey kaynaklar. Kaynaklar bir kere azalıyor. Hı. Doğru mu? Kaynaklar doğru. Azalıyor. Evet. Yani nüfus çok artıyor. O da doğru. Doğru. İş hayatı zorlaşıyor. Bunun anlamı bu. Yani, evet. Yani kaynaklar azalıyor, nüfus artıyor. Yani başarı oranları gittikçe zorlaşıyor. Ve tam bu noktada Sayın Aydınlı, yıllar önce hatırlıyorum, Demirel barajları yaparken bazı insanlar ya bu barajlara ne gerek vardı söylüyorlardı. Şimdi anlıyoruz ki o barajlar çok önemli. Gerekli. Ve enerji yatırımlarımızda eksik mi kaldık sizce? Biz de geç kaldık. Geç kaldık. Geç kaldık. Çok geç kaldık. Enerji yatırımlarımızda yani, tabii, çok geç kaldık. Şimdi Gamatex daha %30'unu bile yapamadı güneş enerjisinin. %30'unu yaptı buranın çatısının üçte biri. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini bu müessese kendi üretiyor. Çok tebrik ederim. Yani evet. Gamatex kullandığı tamam. Enerjinin %30'unu evet, güneşten sağlıyor. Üretiyor. Organizeye yaptık bir ilave olarak. Mermere yaptık bir ilave olarak. Mermer piyasası çok kötü. Geçen gün bir toplantı yaptım. Ya enerjiyi %100 bağımlı olsaydık orada %60'ını üretiyoruz. Bağımlı olsaydık daha çok zararı çıktık. Her yerde bu iş böyle. Bence geç kaldık bu olaya. Sanayicinin önü açılmalıydı. Kendi enerjisini kendi kullanmalıydı. Bu izinler de yeni verildi biliyorsunuz. Daha eskiden olsaydı, bu yatırımları yapsaydık, bugün enerji krizinin bir kısmını aşmış olurduk. Sadece elektrik değil, kullandığımız doğalgaz da var. Doğalgaz çok daha fazla. Önümüzdeki günlerde doğalgazdaki krizin ne boyutta olacağını bilmiyoruz. Çünkü bizim makinalarımız doğalgazdı. Biz tedbir aldık bir sene önce. Nasıl bir tedbir aldınız? Bir sene, bir buçuk sene önce. Tamamını değil. Biz şöyle, bizim boya baskı fabrikamız var ya. Evet. Orada kumaşları kuruturken biz doğalgaz yakarak kurutuyoruz. Ramlarımızda doğalgaz geçiyor. Kurutup kurutmayı o şekilde sağlıyoruz. Evet. Bunları hem ramları değiştiriyoruz şimdi kızgın yağla. Veya güneşe dönebiliriz mi? Hayır, orada güneş değil de kömür yakacağız, kızgın evet. Yağı ısıtacağız, kızgın ha. Yağ kurutacak kumaşı. Tedbir alıyorsunuz. Tedbir alıyoruz. Aldık sayılır. Yani. Aldınız. Yani bugünün şartlarında doğal gazı zaten bugün bile %80, %70 ekspansiyon var doğal gazda. Yarın bunu devam ettiremez ki hiçbir ülkenin yöneticileri bunu devam ettiremez. Bunun için tedbir aldık. Bu şekilde yapacağız ama tamamını kurtarıyor mu? Maalesef kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Peki buradaki önerimiz nedir? Yani siyasilere veya tüm tekstilcilere. Bence diye. öncelikle kendi işimize bakalım. Kendi işimizde başarılı olmak için kendi sorunlarımızı bize bir kere masaya yatırmamız lazım. İşte orada sanayi odası giriyor. Sanayi odası liyakatlı kişilerle olursa bunlar çözülür. Çözülmez değil, tabii ki çözülür. Yani güneş enerjisi yapılamayacak, rüzgar enerjisi yapılamayacak veya ısıtma yapılamayacak bilemiyorum bunu bilimsel yönde. Peki, bölgemizde hemen yakın dibimizde jeotermal var. Var. Yeterince faydalanabiliyor muyuz? Hiç. 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 Hiç.
Yani ne kadar deniz ne sanayisi... kadar yanlış. Öncelikle deniz sanayisi onu o kadar güzel kullanabilirdi ki, tabii bilimsel yönünü ben bilemiyorum. Peki hala, yani yapılmadı yani. Hala kullanılabilir mi? Örneğin Gölemez'de 7 tane kuyu var açılmış, tabii, boş duruyor. Tabii kullanabilir. Kullanabilir değil tabii mi? Tabii ki kullanılabilir. Yani bu önemli olan bu. Isı. Evet. Bu da yani şimdi boyama kaç derece ısıyla yapılıyor? Polyester boyama 130 derecenin üstündeki ısılarla yapılır. Evet. Buhardan. Pamuk 100 derece, 95 dereceyle boyanır. Ya oradaki suyun, pardon, buharın çıkışı kaç derece olduğunu? 220 dereceden. Yani evet, bununla yapılmaz mı? Çok şeyler yapılır. Bunları kim? Bizde o kadar çok doğal kaynak var ki. Evet. Daha ne yazık ki işte bu sivil toplum örgütlerinde doğru seçemediğimiz için. Doğru seçemediğimiz için üstüne basa basa bu kişilerinden bahsetmiyorum, onları da denenecek, görülecek zaten. Anlıyorum. Daha yeni bunlar, bunları bahsetmiyorum. Bugüne kadar ki hatalarımız bizi, bunları bir çalıştay bile, sanayicinin görüşünü bile alan yok. Hadi ben yaptım oldu hesabı. Böyle bir şey olmaz ki. Osman Aydın'ın derdini bir günden bir güne sanayi odasından 5 kişi gelip de benden bilgi almak, belki benim onlara bir katkım olur hesabı yok ki. Ben oldum, başkan oldum. Ahmet Bey, bizim en büyük kötülüğümüz ne biliyor musun? Onun evet. İnsanları şeytanlaştırıyoruz. Ne demek bunu? Anlarsın. Anladım. Anladın peki, mı? İnsanları anladım. Şeytanlaştırıyoruz. Peki. Hiçbir özelliği olmayan insanlar bu memlekette bu şey oluyor. Böyle sivil toplum örgütlerinde varlık gösteriyor. Peki. Sıkıntımız tam, bu. Tam bu noktada şimdi sürekli eleştiriyoruz. Çuvaldızı karşımıza batırmak yerine önce toplum diye kendimizi batıralım. Batıralım. Sonra karşıya çuvaldızı batıralım. Sayın Osman Aydın'la. Peki sanayiciler, evet, Ege'de ve Denizli'de neden politikanın bir yerinde dört elle yok? Şimdi örneğin kendimden, evet, çıkarayım. Ben Denizli'ye 1971-72'lerde geldim. Ben memur çocuğuydum. Evet. Benim bir şeyim kalmadı kimseden. Memur çocuğunun nesi olur? Ben bu işi sıfırlayayım. Onun için işimin başında olmak zorundaydım. Hala zorundayım. Ama katkı vermek açısından bugün, o zaman geldi, verebilirim. Ama dün bunları benim 3500 kişiyle uğraşan bir müessese, yurt dışında binlerce müesseseyle ürününü beğendirmek, marka haline getirmek için uğraşan bir tek insan çocuklardı. Yeni büyüdü daha, biliyorsun. Onlar da yanımda değildi daha. Bunları başarmak çok kolay olmadı. Onun için politikaya giremedik. Onun için giremedik. Anladım. Yani, onun için dedim ki ben onun için ben insan çalıştırmakla en büyük kutsal iş yaptım. Bu işi de en iyi de başardığımı inanıyorum. Çünkü ben çalışanlarımla birlikte bir markayım. Benim çalışanlarım bana karşı ve benim onlara karşı tutumum her zaman pozitiftir. Hiçbir negatif. Ben onlarla başardım bu işi. Hala da bu kadar, bakın 3-5 aydır kriz var. Ben bir tek kişi çıkarmadım. Daha eleman alıyorum. Peki. Bu büyük olaydır benim için. Benim en büyük mutluluğum odur. Tebrik ediyorum. Yani Avrupa'daki kriz, Amerika'daki kriz sizi etkilemiyor mu? Veya Denizli nasıl etkileyecek? Hem de çok fazla etkileyecek. Tabii ki etkileyecek mi? Tabii etkileyecek. Yani enerjin... Etkiliyor zaten. Ama evet. Bakın. Burada çok önemli bir şey var. Bir pandemi yaşadık. Evet. Pandemide Uzak Doğu'dan bizim meslekte Uzak Doğu'dan bir kaçış oldu. Hmm. Doğru mu? Kaçtı yani. Evet. Sri Lanka'da kriz var. Bizde varsa onlarda da var. Bengaldeş'te kriz var. Çin'de yok gibi görünüyor ama tabii ki Çin'de orada da var belki. Bilemiyoruz. Bir de bizim çok şansımız var. Biz lojistik bakımından Türkiye'de Avrupa'ya en yakın ülkeyiz.
Bizim siparişlerimizin, mesela benim siparişlerimizin %75'i, %90'ı, %80'i Avrupa ülkesi. En çok malı Avrupa'ya mı satıyorsun? Avrupa'ya satıyorum. Peki Avrupa'daki bu ekonomik durgunluk, bu durgunluk var ya. Bunlar yani, Avrupa. Resasyon diyorlar. Avrupa'da bak. Avrupa'da bilgi var. Evet. Para da var. Bilgi de var, para da var. Tabii. Önce bilgi. Sonra evet. Para varsa her şeyi çözersin. Anladım. Avrupa bu işi çözecektir. Biz kendimizi düşünmemiz lazım. Bu kriz kalıcı değil diyorsunuz. Değil tabii. Peki buradaki gençlere ve bizler ne öneriyorsunuz? Yani yatırımlarda siz diyorsunuz bakın 3500 kişi çalıştırıyorum. Evet. İşçileri çıkarmıyorum, daha yeni insan alıyorum. Evet. Peki, bakın piyasanın şöyle önemli bir şey var. Geçenlerde bir yerde okudum. Patent, marka, bilgi, iletişim. Bunlar kurumsal yapı. Amerika'da bunlara sahip olan şirketler duran varlıkları, hani fabrikayı bırakıyor adam. Önemli olan bunları sahip olabilmek yani. Hı. Öyle mi değil? Bu evet. Ne demek? Biraz daha açar. Lütfen. Yani bir markalı ürünü İlk tercihin o oluyor değil mi? Tabii. Yani imkanların varsa o oluyor. Yani adam bir telefonu öbürü de çıkarıyor. Aynı işlevi görüyor ama bu telefon neydi? Daha pahalı. Daha pahalı. Demek ki markanın önemi var. İletişimin önemi var. Biz bunlara önem, duran varlıklardan ziyade biz bunlara önem vermemiz gerekiyor. Bu sanayi odasının da işte bu tip liyakatlı olayları dikkate alması lazım. Olay bu. Bir, çalıştaylar yaparak. Tabii, iki, tabii, markalı ürünleri öne çıkarak. Burada. Krize rağmen ayakta bakın, kalırız. Burada bana göre yanlış olan Birleşik Oy Pustası'yla yapılsaydı, Denizli halkını bunu biliyoruz, Denizli halkı. Kimi seçeceğini biliyordu Denizli halkı. Ben tekrar ekonomi ve krize dönmek evet. istiyorum. Peki, Denizli'de de şöyle bir son günlerde Ege'de dedikodular var. İşte bazı fabrikalar belli bölümlerini kapatıyor, işçi çıkartıyor. Bunun için de bir kriz kapıda gibi. Var, tabii ki var. Yani dedikodular yani, var. Geçmişte de bunların benzeri oldu. Bunların benzerini sabretmezsen mesela yani krizler de bu krizi fırsat telakki edemeyeceğim de bazı krizler de fırsattır. Yani ben kendi işletmemde birazcık sipariş azlığı yaşıyorum. Ama çok değil. Açacağımı inanıyorum. Yani sipariş azalsa dahi bunu aşağı... Ben açacağım inanıyorum. Firma... Ben mesela işçi çıkartmaya gitmiyorum ben Gamatex olarak. Peki Gamatex olarak siz internet dünyasında pazarlamadan nasıl faydalanıyorsunuz? Bakın şimdi ben başka bu soruyu direkt cevap verirsem çok internet satışımız yok. Evet. Doğru söylüyorsun, katılıyorum. Önümüzdeki günlerde bu işin önemini ben çok eskiden söyledim aslında. İnternet satışları çok önemli olacak gelecek günlerde diye. Bu doğru. Bu çok daha önem arz eder hale geldi. Biz bunun için İngiltere'de bir yer yaptık işte. Satın aldık. Bu yerde bu kurumsal bir de hatta Tesco'da çalışan yetenekli bir emekli olan bir kişi vardı. Onu bünyemize kattık. Onunla önümüzdeki günlerde bu yapıyı kurmak için uğraşacağız işte. İngiltere'den başlıyorsunuz. İngiltere'den başlıyorum. Tebrik ederim. Yani uluslararası iki tane büyük pazarlar. Ben hep ihracat yapmak istiyorum. Evet. Benim bütün hayalim ihracattır. Yani ihracat demek o kadar kutsaldır ki. O parayı getirmek demek o kadar kutsaldır ki. Ben sana mal satsam, ben seni aldatmak değil de, yani bunlar benim için ülkeme bir şey kazandırmaz. İhracat kazandırır. İhracat o kadar önemli ki, üzerinde titrenilmesi gereken konudur. Onun için Sanayi Odası bu kurumları o kadar çok dikkatli izlemelidir ki,
dikkatli, onların sorunlarıyla o kadar çok paydaş olmalı ki ben evet. onun için yanlış olmamasını diliyorum. Çok teşekkür ederim bu bölümde. Değerli izleyenler, Sayın Osman Aydınlı'yla bu bölümde anladığım en önemli nokta, Denizli'de en kısa zamanda çok büyük bir etkili çalıştay yapılmalı. Evet. Denizli'nin evet. sorunları masaya yatırılmalı ve ihracat nasıl artırılır? İhracat, ihracat, ihracat. Zaten bununla ilgili işçileri çıkarmadan. Evet, evet. Bu çok önemli. Yani emekçilerin alın terine, ekmeğine göz dikmeden nasıl evet. satışı artırırız? Bunun hesabını yapmamız gerekir diyor Sayın Osman Aydınlı ve çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.